yapmak durumunda izniniz olursa. Necmettin Erbakan Üniversitesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta'yı ağırladı. Usta, Her İnsan Bir Dünya isimli konferansa konuşmacı olarak katıldı. Ufacık bir gülümseme bile bazen hayatta çok büyük şeylerin değişmesine, yeni bir başlangıcın oluşmasına bazı taşları yerinden oynatabiliyor. Ufak bir iyilik, bir kötülüğün başlamasına engel olup farklı arkadan gelecek kötülükler silsilesinin de yine önünü kesebiliyor. Usta dünyanın her yerinden ırkçılık haberlerinin geldiğini söyledi ve ekledi. Farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak görmeliyiz. Bakın şu anda Avrupa'da, Amerika'da artan bir ırkçılık virüs gibi yayılmakta ve ötekileştirme ile birlikte bir arada yaşayamayacak bir topluluk kitlesini oluşturmaya çalışıyorlar. Bizim bu ırkçılık virüsünün ülkemize, bize bulaşmasına müsaade etmemeliyiz. Türkiye'nin hedefleri olduğunu ve bu hedefleri bir bir gerçekleştirdiğinin altını çizen usta, eskiden yaşanan sorunları hatırlattı. Elbette ki çok daha büyük hedeflerimiz var. Hele şu anda bulunduğumuz konum itibariyle hedeflerimiz var. Türkiye'nin hedefleri var. Türkiye'nin eskiye göre önüne koyduğu hedeflerinden epey bir yol almış durumdayız. Ben burada size Türkiye'de insan hakları konusunda önümüze koyduğumuz hedeflerimizin büyük bir kısmını hayata geçirdiğimizden kısaca bahsetmek istiyorum. İşte üniversitelerde yaşanan, kamu kurumlarında yaşanan kıyafet yasaklarının kalkmasından tutun, sağlıkta, sigorta sistemimizde, ulaşımda, gündelik hayatta yaşadığımız yenilikler ve gelişimler sonucunda engellilere tanıdığımız haklar, şehitlerimizin yakınlarına, gazilerimize tanıdığımız haklar, yargıda yapılan reformlar. Eskiden askeri mahkemeler vardı, devlet güvenlik mahkemeleri vardı. Ki ben devlet güvenlik mahkemelerinde yaşadığım süreçte okuldaki yaptığımız işte oturma eylemleri, kendi hakkımızı savunma sürecinde idamla yargılanmak istenen ve hakkında iddianame açılanlardan birkaç tane kişiden birisiydim. Sonra ne oldu? Devlet güvenlik mahkemeleri kalktı ve elhamdülillah onlar da bitti. Askeri yargı kalktı. Düzensiz göç de konferansın başlıkları arasındaydı. Nereden geldikleri, nereye gittikleri değil, insanlar hepsi. Çoğunun yanında çoluğu var, çocuğu var. Bu insan ticaretiyle ilgili çok ciddi mücadele etmemiz gereken, yalnız tek başımıza değil, bütün dünyanın, bütün kamuoyunun vicdanını sızlatan görüntülerden kurtulabilmemiz için en önemli yapılması gereken mücadelelerden birisiyiz. Yani düzensiz göç ile çok ciddi bir mücadelenin yapılması gereken bir dönemdeyiz.